Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Bugün Kültür Mantarı adlı programımızın ikinci bölümündeyiz. Bugün çok değerli bir filmle start veriyoruz. Filmimizin adı Children of Men arkadaşlar. Evet, bunu ikinci kere izledik. Sizler için bir daha izledik. Başrollerini Julian Moore ve Clive Owen'ın paylaştığı film 2006 yılında ABD'de yapılmıştır. Yönetmeni ise Alfonso Cuarón'dur. Siz de bunu YouTube'dan ve diğer film izleme sitelerinden de rahatlıkla izleyebilirsiniz. Biz çok beğendik. Sizin de çok beğeneceğinizi tahmin ettiğimiz için bugün bu değerli filmi tartışacağız. Arkadaşlarımla beraber başlıyoruz. Arkadaşlar filmi izlediğin zaman ilk dikkatinizi çeken sahne neydi? Peki bunu alayım mı ilk önce ya? Ben çok merak ediyorum. Dünden beri merak ediyorum. Ben söyleyeyim o zaman. Evet Muratcığım. Ya şimdi bu film bir distopya aslında. Yani açıkçası bir distopya olduğu için yani insan daha fazla böyle daha böyle dünyanın çok kötüye gideceğini falan düşünüyor. Ama mesela hani şey derler ya, dünya işte nüfus artacak, işte yemek kalmayacak, yiyecek şey, su için savaşlar çıkacak falan. Ama bu filmde tam tersi bir yerden vuruluyor. Yani filmde kısırlık üzerinden gidiliyor. Yani dünyada nüfusun iyice azalacağını üzerine bir distopya yapılıyor. Bana bu garip gelmişti. Bir de ikinci garip gelen şey de şu. Ben filmi izlemeye başladığımdan beri ilk 10 dakikada falan sanki bir gün dünya harbiden öyle olacakmış gibi geldi bana. Yani çok distopya gibi gelmedi açıkçası bana. Yani normal bilim kurgu filmlerinden farklı olarak yani sanki günümüzü anlatıyormuş gibiydi. Ben öyle bir izlenim aldım. Aynen yani hani tarih vermese bugünden bahsediyormuş gibi aslında ama hani o şey... Aynen. Orada kısırlık açıkta kalmış. Yani bu kısırlığın sebebi neyle beraber geldi? Bir salgın hastalık mesela o The Offer'da var mesela o zombilerin dünyayı basması işte salgın hastalığı, viral hastalıkların falan olması. Ya burada onlar falan açıkta kalmış gibi geliyor bana. Şimdi dünyanın çöktüğü bir propaganda radyo programında öyle diyor. Dünya çöktü, İngiltere ayakta kaldı. İşte İngiltere'nin sonsuz zaten şu da var yani İngiltere'nin işte yıllar boyunca üzerinde güneşin batmadığı imparatorluk denemiş. Üzerinde işte bir topraklarda batarken bir topraklarda güneşin doğduğu. Evet. Ya bir Birleşik Krallık durumu var. Ya bu çok net bir şekilde veriliyor değil mi? Siz de öyle düşünüyorsunuz. Aynen zaten filmde biraz da bence onun mesajı verilmiş gibi ben algıladım. Yani ben kendimi öyle algıladım. Öyle olmayabilir tabii ki ama. Yani aynen. Ya hani propaganda yapan diktatör bir hani İngiltere şeyi var. Aynen. Zaten hani yönetmenin bu göçmenlerin üzerine de gitmesi. Hani bir mülteci sorununa değinmesi falan da bence bununla alakalı. Hani otoriteye karşı söyleyecek bir şeyleri var yani. Bir de çok yani mesela hükümet çok ağır eleştiriyor yani çoğu sözleriyle falan. Göçmenler üzerinden de bir algı yaratma durumu var. Yani işte aslında oradaki Casper değil mi? Jasper. Jasper de orada mesela bir aslında bir müptezeli oynuyor. Yani orada bunu oynarken de bir yandan da bu pis işlerin aslında mülteciler tarafından da yapıldığını orada gösteriyor yani. Ya bu galiba dünyanın kaderi ya. Bu mülteciler yani nereye vatanından uzağa nereye gidersen git illa böyle bir şey başına gelecek gibi. Yani pis işleri sana yaptıracaklar gibi. Hep ikinci, üçüncü sınıf vatandaş. Halbuki belki de beşinci sınıf vatandaş. Aynen. Bir de günümüzdeki yani Orta Doğu ve dünya yapısını da bence 2006 yılından vay dedim. Yani hani 10 yılda dünya bu kadar değişmiş mi? Gerçekten yani o dönem yanlış hatırlamıyorsam zaten dünyada bir Irak Savaşı'nın bir de etkileri devam ediyor böyle bir terör almış durumda dünya üzerinde. Şey, 2001 işte. 2001 tabii olayı. Doğru. Ondan sonra 2002 ve işte Irak'a girilmesinin ardından vesaire. Bir de bu İngiliz vatandaşların bir kısmı bölünmüş durumda. Yani orada kutuplara ayrılmış durumda. Bir kısmı işte biliyorsunuz ırkçılığa karşı o insanlara gelen insanlara yardım etmeyi. Ve o insanlar çok enteresan. Bana çok garip şeyler hatırlattı. Çok enteresan bir durum. Mülteciler haklarını korumak için terör eylemlerinde bulunuyor. Evet. Yani bunları meşrulaştırıyorlar, legalleştiriyorlar. Ya bu da çok enteresan değil mi? Yani şöyle hani öyle bir muameleye karşılık olabilecek en güçlü cevabın hani şiddetle verilebileceğini düşünen bir grup var. Zaten hani ana grubumuzun şeyi de o. Fish dedikleri hani o grubunda olayı o. Hatta yani hani Julian Moore ona biraz karşı duruyor. Yani barışçıl yollarla geleceğine falan inanıyor. Öyle bir şey var. Ama dediğimiz gibi belki hani terörizmin doğuşuna bile bir gönderme yapıyor olabilir. Hani
mültecilerin bu muamelede bulunuluyorsa bir isyan çıkması kaçınılmazdır belki de. Bu isyanın tam durma noktası da şey diyebilir misin Murat? Devletin içindeki bürokraside yani artık İngiliz bir memurun cenaha çekilmesi. Hı hı. Ya bunun üzerinden gidiyor biraz da. Yani adam aslında buna çok karşı dururken, bunda çok soğuk dururken, kendini yalıtmışken bu olaylardan tamamen bu olayların bir anda içinde bulunuyor kendini. Aynen, ve evet. Biraz parayla, biraz da aşkla, biraz duygularla karışık bir aslında bu yakınlaşma. Aynen. Diyebilir miyiz yani? Aynen, bir de o başrol Clive Owen işte yani filmde böyle çok fazla bir kahraman havası vermedi bana zaten. Yani aynen. Sanki direkt vicdani olarak yapıyormuş kesinlikle gibiydi. Kesinlikle yani o kadını o gün oradan alıp, o arabanın içinden alıp ilk tanışmasından. Bir de o araba meselesi de çok ilginç. Yani oradan arabanın işte yolun ortasına atılması, oradan. O zaten bilinçli yapılmış bir şey galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Evet, evet, örgütün evet, bilinçli yapılmış. Çocuğu için. ele geçirmek için yapılmış bir şey. O kadın orada sadece ona güvenmelisin. Theo. Evet. Sadece Theo'ya güvenmelisin derken de kadının zaten o grup içinde de müthiş bir şüphesinin olduğunu zaten gösteriyor. Bir şey söyleyeceğim. Dikkat ettin mi? Biz videonun başından beri hiç böyle kısırlık üzerinden konuşmadık. Niye konuşmadık sence? Ya çünkü bu Alfonso Cuarón, dikkat edersen yani bir kısırlık üzerinden bir basit bir konu yapmış aslında. Yani bunu herkes uydurabilir belki bu distopiyi. Ama şu anda biz çok daha farklı konuları, yani filmi dikkatli izleyen birisi olunca çok daha farklı konuları böyle bulabiliyor. Çok daha farklı sorunları anlattığını görebiliyor yani Cuarón'un. Ya dikkat edersen hiç kısırlık üzerine konuşmadık. Zaten çok bence klasik bir konusu var. Evet. Kısırlık üzerine olsaydı sadece, ama genel olarak böyle terörizm, işte mülteci sorunları falan bence daha ağır basıyor. Ya bence yani şey değil yani, hani alt metni daha kuvvetli olur. Aynen. Alt metni daha kuvvetli bence. Arkadaşlar kısa bir teknik arızadan dolayı yayınımızı ara verdik. Şimdi hafızada bir güncelleme yaptık ve zaten son bölüme geldik. Şimdi ikinci bölüme başlıyoruz. Evet. Burcu ver benim müziği diyoruz ve devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu oyun bahçesinde sesler sustukça diyor kadın. Umutsuzluk çöktü. Çocuk sesi olmayan dünya çok soluk bir dünyadır diyor yani. Çok soğuk bir yerdir. Yani gerçekten düşünsenize, böyle insanlar niye yaşıyor yani çocuklar için, herkes bunun için yaşamıyor mu yani? Biz annemiz babamız için dünyanın en değerli varlıkları değil miyiz? Tabii yani canım, aslında aynen. Çok can alıcı bir noktadan geliyor. Yani dünya üreme bitiyor abi. Yani dünya bir çıkmaz sokağa yürüyor ve orada bir çöldeki su gibi, yani o çocuğun doğması çok önemli değil mi? Ve bir de çekimlerle ilgili bir şey soracağım abi. Hangi çekimler sizce daha çok beğendiniz? Ya hangisi siz içeride hissettiniz, yani çok heyecanlı geldi? Yani şöyle, zaten o iki tane tek plan var. İlki o araba sahnesi, Julian'ın da vurulduğu sahnede. Yani müthiş zaten. Çok iyi değil mi? Efsane bir sahne direkt, olmuş. Direkt şey değil mi? Tek yönü böyle çekmiş. Arabanın içinde. Araba geri gelirken. Yani direkt arabanın içinde aksiyon yaşatmış. Hiç dışarı falan göstermeden. Evet, aynen öyle. Yani orada ya resmen kadının vurulmasını bekliyorsun yani. Anladın mı? Hani vücudunun kasıldığı ender bölüm sahnelerden biri. Peki Raif bir şey söyleyeceğim. Onu nasıl başarıyorlar? Yani işte arkayı çekiyor, işte yan tarafa çekiyor falan, böyle çok kamera bir anda dönüyor falan ya. Nasıl başarıyor? Şöyle onu ben bilmiyorum. Onu ben araştırdım. Şeylerini SS'lerini falan gördüm yani. Onu sana atarım, sonra bunun arkasından geçirelim. Tamam. Onu, evet, arkadan onu, geçirelim. Onu sen evet. Bir ayarlarsın. Evet. Şöyle alçak bir platformda bir formül arabası tarzı böyle bir araba var. İçinde şu şoförü var. Araba gibi gördüğümüz bizim o kasa epeyce yüksek. Hı-hı. Dört kenarı olan hani bir kutu aslında. Oyuncular o kutuda. Evet. Ama alttan hani şoför sürdükçe araba zaten gidiyor, izlenim veriyor. Dönen bir kamerayla da o arabanın içine 360 yani derece çekim yapıyorlar. Daha geniş bir ortam sağlıyorlar. Aynen. Ya tam panoramik dediğimiz olay yani işte. Bir de o şey olayı var yani kadının işte o örgüt tarafından alındığı ve kaçırıldığı. Tam isyanın başladığı. Ya inanılmaz evet. Sahneler var ya, değil mi? İnsanların karşı bir de orada bir İslam'ın bir dile bir dokundurulma var gibi orada. Siz onu ben de fark ettim. Evet yani isyan. Baya fazla İslam. Yani mesela Fransa bayrakları falan da geliyor ardından. Evet, evet. Ama orada müthiş bir şekilde var. Evet. Ama orada müthiş bir şekilde tam İslam'a bir dokunuş var. Bence zaten evet. Orası. Ya kaos aynen. Ortamı çok fazlalıkta ya. Yani tabii yani o dönemin şartları için düşündüğümüz zaman yani orada tabii bir tepki, bir de anti tepki var. Yani bir anda kalkışmanın başlaması, işte ardından işte devlet
dediğimiz o, bak devlet hep orada güçlen, aslında güçlü. Yani hiçbir zaman devlet orada hiçbir güçsüz bir duruma hiç düştüğünü ben görmedim. Yani yapamadı, edemedi. Zaten en sonda biliyorsun o kaçış bölümleri falan, o evet, kısım çok iyi zaten. Resmen bir belgesel, bir oyunun içindeymişin gibi. Ya ben valla orada gerçekten bir Call of Duty oynamış gibi oldum yani. İnanılmaz iyiydi. Gerçekten evet, müthişti. Ya yani bir de orada dikkat edeyim mi? Kameraya bir yere kan sıçrıyor. Evet. O bayağı orada gidiyor aslında. Sanki orada gerçek dünyada. Evet, hani bir 20 saniye var falan, o şekilde gidiyor. Otobüsün içine girmesi vesaire. O aynen, kanın devam etmesi çok... Ya ona hepsi zaten, bunların hepsi ince düşünceler yani. Bunların detay yani, hani detay, planlanmış olmasa bile yönetmen onu gördükten sonra hani kalsın demiş olması lazım. Yani o yüzden güzel bir detay olmuş. O kısımdan sonra bir de şey var. Sen daha demin konuşurken söylemiştin. Abi çocuk sesi. Yani aynen, 18 yıl sonra, 20 yıl sonra bir çocuk sesi geliyor evet, yani. Bir ağlama sesi. Bu ne hissettin o anda? Yani neydi? Yani şöyle, zaten bayağı duygusal bir sahne. Hani ve herkesin nasıl böyle çocuğa aç olduklarını, işte dokunmaya çalışıyor şeyler, mülteciler falan. Aynen bir falan, peygamber gibi. Aynen. Yani. Evet, ilahilik, bir ilahilik, bir... Aynen, zaten hani onu da daha önce şey yapmıştık, konuşmuştuk. Orada bir Hazreti Meryem, Hazreti İsa tarzı bir gönderme olduğunu düşünüyorsun. Aynen. Doğru. Aynen. Çünkü aynen, filmin belli bir kısmında şey diyor değil mi? Ben işte bu çocuğun babası kim falan diyor işte başrol. Aynen. Neydi başrol? Theo dedi mi? Theo aynen. Ha, işte gönderme yapıyor. Ben işte bakireyim falan diyor. Orada direkt göndermeye orada da bağlamışlar gibi. Orada biraz böyle bir durum var. Orada da bir ya yani bunlar sonuçta zaten bir hani deriz ya. Bunlar hep Amerikanların işi. Gavurların oyunu. Ya sonuçta bir onların da bir inanç sistemi var ve onun inanç sistemi tabii, de tabii, mutlaka yani. Ya bir de filmler bir mesaj vermek için. Yani biz Amerika'nın yaptığı, İngiltere'nin yaptığı filmler, hiç oranın bayrağı olmadığı bir film gördünüz mü? Yani mümkün değil. Aynen. Yani mümkün değil. İşte o zaman dünyanın sonu oluyor, gelmiş olacak. İşte o zaman tam dünyanın sonu orada gelecek. Maalesef. Abi son olması olarak da şunu söyleyeyim. Ya baktığınız zaman yani 2006 yılında yapılmış film, yıl 2016, 10 yıl geçmiş. O dönemki mülteci sorununa şimdiki Türkiye'nin bulunduğu yani jeopolitik konumu gereği, işte kültürümüz gereği, işte ekonomi, siyasi, politik gereği, ya bir değerlendirseniz abi ya. Burada biraz şeyden çıkalım yani, biraz entelektüel bir kültür programından çıkıp biraz da siyaset, siyasi olarak bir düşüncenizi alayım abi. Ben zaten o filmi izlerken hani böyle çocuk, yani direkt bombalar arasında çocuk var yani, o bebek direkt bombalar arasında şey yapıyor. Bir çocuk vardı, hatırlıyor musun son günlerde ambulansın içinde çekilmiş evet, böyle. Aynen, aynen. Direkt aklıma o çocuk geldi hatta evet, yani hani böyle her taraf böyle çamur içinde falan. Ya hani böyle Türkiye'de işte şu anki mültecilere eleştiren var, eleştirmeyen var ama direkt insani olarak bakınca gerçekten yani insan diyorsun yani Türkiye. Ya tabii bu mülteciler biraz daha kontrolü alınabilir. Yani tabii, ya tabii ki her şeyin bir yolu yordamı var ama adam yani burada yerleştirilebilir falan. Aynen öyle. Murat çok güzel bir noktaya bastı. Yani her aslında her durumu değil mi Serhat? Yani bir humanizm diyoruz ya. Yani bir insan odaklı. Çünkü her şeyin gerçekten karşılığı insandır ya. Her şeyin ölçüsü insandır. Aynen. Yani dünyada bu böyle. Yani biz ne yazık ki çok kapitalist bir dünyadayız. Her şeyin parayla ölçüldüğü ama aslında bizim gerçekten de düşünmemiz gereken, en azından vicdanı ve fikri hür olan insanlar için her şeyin başının yani insan olduğunu düşünmekte fayda var. Yani böyle bakarsak oradaki düşünce aslında hala aynı 10 yıldır. Yani işte Bulgaristan'a da gidiyoruz. İşte geçen sene de siz bir Avrupa turu yaptınız. Evet, evet, ondan gördük önce, orada da. Geçmiş yıllarda ben bir Almanya seyahati yapmıştım. Evet. Orada da var, fark ettim. İnsanlara özellikle bir Müslüman fobi var. İslamofobi dediğimiz olay. Yani hem İslamofobi var hem de işte bu göç dalgalarından dolayı da işte orada bu insanları istemeyen kişilerin var olduğunu biliyoruz. Yani sınır kapılarını insanları biliyorsunuz taradılar. Kurşun attılar yani, mermi attılar. Yani şimdi bu çerçevede aldığınız zaman 2006 yılıyla 2016 yılı arasında insanların değişme sisteminde de hiçbir fark olmadı. Ya bence ta yani eski çağlardan beri hiçbir fark yok ya. Yani kendi olmayanı ezeyen direkt bu. Yani aslında filmin sonunda zaten bir gösterdiği şey de o bence. Bu bebek hani ağlamasıyla böyle herkesin hani aynen, iki yanı açılıyor filan. Dışarı kadar çıkıyor. Sonra tekrar başlıyor savaş. Aynen. Yani aynen. Hiçbir şey değişmiyor. Değil mi? Orada aynen, kesin bir şey var. Yani direkt başlıyor. O duygusal kan bir anda tekrar savaşa geçiyorsun. Aynen öyle. Ya sert geçişleri olan bir film. Sert geçişleri. Bir de abi o biliyorsun o sandalı buluyorlar ve artık denize doğru çıkıyorlar. Evet, insan projesi evet, miydi? Evet. İnsan projesi. Gerçekten bir gerçekçiliği olduğu ortaya çıkıyor. O kadın o anda ona inandığını fark ediyor. Evet, evet. O adama da adam tabi yaralanıyor biliyorsunuz. Belli bir evet, kan kaybediyor. Orada evet, bir doğru, ucu açıklık var. Yani o kadın kendine gel demesi, işte kurtulacağız,
gemi geliyor demesi falan. Sanki adamın kulağına hiç gitmiyormuş gibi. Orada bir kısa süre baygınlık mı yaşıyor? Yoksa gerçekten artık orada olduğunu söylememiş. Orada artık ölüyor. Ruhunu yani teslim ediyor. Ben mesela onun ucunu açık bırakıp ikinci filme de bağlayabilirdim. Ben orada şunu pek beğenmedim. O işte çocuğun annesi. Ya bence orası çok güzel oynayamamış ya. Ya ne bileyim bir anda gemi geldi falan diyor yani. Adam orada ölmüş falan. Ya orası bence güzel oynayamamış. Yani benim hoşuma gitmedi orası. Abi aceleye geldi. Ya güzel bir sonu. Ya iyi oluyor ya kötü oluyor. Yani ortası yok. Final gibi değildi yani. Ben çok final gibi değildi. Yani çok havada kaldı. Yani orası beni hiç etkilemedi. O botun gelmesi falan hiç etkilemedi. Değil mi yani? Aslında gelmesi. O kadar sıkıntılar, stresler çekildi. Sonuçta dünyanın yani geleceği evet. olarak bakan bir kadın ve çocuğu. Onların açığa çıkması, yani artık onların kurtulma durumuna gelmesi bence yani filmin en flash bence sahnesiydi. Yani evet. en bitiriciliği, en yüksek tam vuruşun hani yapılması duygu gereken patlaması, duygu patlamasının insanların ha demesi gereken yerde film bitti ve bayağı havada kaldı bana göre. Evet. Yani bu filmin bitişine bu yakışmamış abi. Yani şöyle bence ben bunu eleştirebilirim senin dediğini. hani bazı bu böyle yönetmenler şey yapabiliyor. Ucunu biraz açık bırakıp senin yorumuna bırakıp. Ya mutlaka yani. İyimser bir insan iyi bir son hayal eder. Hani başka biri, kötümser biri böyle daha sıkıntılı bir son hayal edebilir. Hani o tamamen sana kalmış oluyor biraz aslında. Ben de her şeyi göstermeyeyim canım demiş oluyor biraz. Mutlaka. Yani insanlar da biraz kendini tabii düşüncesinde biraz. Ya zaten bu tamam filmler, kitaplar vesaire zaten de hepsi menfi şeyler olduğu için hepsi biraz da hayal ucunun sonunda kendini tamamlaman için insanların, aynen yönetmenlerin, yani. Yapımcıların biraz da senin durum hikayesi gibi olmuş orası işte. Aynen yani öyle. İzleyen ve okuyan da bitiyor aslında biraz yani öyle. Orada artık yönetmen çıkıyor devreden. Abi artık programımızın sonuna geliyoruz. Gelin. Sizlerin ilk programla ilgili yani evet. ben açıkçası şöyle söyleyeyim. Benim için çok müthiş geçti. Yani evet, ben çok zevk aldım. Ben cidden çok keyifliydim. Açık söyleyeyim çok keyifliydi. Yani. Her şeyi konuştuk. Evet şurada da bir kağıdımız var arkadaşlar. Buradan bayağı bir kopya çektik. Evet. Ama bunların hepsi bizim el emeği göz nuru dediğimiz. Hani filmleri izlerken teker teker sürekli durdurup başlattığımız, o arada not aldığımız şeyler. Benim söyleyeceklerim bu kadar abi. Sizin bir şeyler var mı söyleyeceğiniz? Bu filmin dışında özel film. Mesela. Özel nasıl gidiyor abi bugünler? Şey yani şu anda çok monoton. Şu anda çok monoton değil mi? Ya şu Murat... ana kadar çok monoton. Evet doğru. Şu ana kadar. Işte, yani şu anda bu son 15 dakikadır falan gerçekten ya çok iyi abi. Ya ben çok keyif aldım zaten. Yani hiç böyle sanki kameraya konuşmamışız gibi. Evet. Sanki biz zaten böyle kendi aramızda da muhabbet ederken böyle konuşuyoruz. Yani. Aynen öyle. Yani çok rahat konuştuk aynen. bence. Biz çok rahatsız yani. Ya o konuda. Aynen. Evet sadece öyle. Hiç ekstra bir şey olmadı. Aynen öyle. Güzel yani ben memnunum. İnşallah. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Aynen inşallah. Geçen haftanın bir tekrarı olabilir arkadaşlar ama biz yine gelecek hafta ne yapacağımızı yine bilmiyoruz. Bir film yaparız ama herhalde. Yine bir film olabilir. Film ya. Olur muhtemelen. Film olur. Büyük ihtimal film olur. Ama bir kitapta da girmeyi düşünüyoruz. Sonra. Çok güzel bir kitapla gireceğiz. Evet, Madonna'nın hayatı. Madonna'nın hayatı aslında ya bir şey var biliyorsunuz değil mi? O şu pembe çıkıyor ya denizden. Kürt mantolu Madonna. Leopard desenli bir montu falan. Siz onu görmediniz mi? Onu ben size yayından sonra göstereyim. Tamam, o efsane. Onu gördükten sonra zaten başka hiçbir şeye bakmanıza gerek yok ya. O efsane tamam, bir şey olmuş. Burada o fotoğrafı göster ben burada geçeyim. O fotoğrafı da burada geçeceğiz. Burada aynen, bulabilirsiniz. Tam arkada geçsin. Tam şurada göreceksiniz o fotoğrafı da. Ver fotoğrafımı. Ver müziği gibi ver fotoğrafı diyoruz. Ve yayınımızın çok bu konuştuk. Haftalıkla evet. sonuna... Evet çok konuştuk yeterli. Olsun. Bu haftalıkla sonuna geliyoruz. Diyoruz esen kalın. Hoşça kalın.